and welcome to the Saxon Ring. Selamlar dostlar, MotoGP kariyerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Almanya Grand Prix'sindeyiz, Saxon Ring'deyiz. Ekranlarınızda Jack Miller pole pozisyonunda başlayacak. En iyi süreyi elde etti sıralama turlarında. Johann Zarco ikinci sırada olacak. Çok vakit kaybetmeyelim. Biz orta sertlikte lastiklerimizle başlayacağız. Güneşli güzel bir hava var. Yağış olmayacak yarış süresi boyunca, onun için oluklu lastik kullanmayacağız. Evet, Jack Miller pole pozisyonunda, Johann Zarco ikinci, Fabio Quartararo üçüncü, Bagnaia dördüncü, Marc Marquez beşinci sırada, Johann Mir yedide, Alex Rins sekizde, Binder 14, Nakagami 15, Petrucci 17'de ve biz son sıradan başlayacağız yarışa. Isınma turu atılıyor yarış öncesinde. Lastiklerimizi, motorumuzu ısıtıyoruz. Virajlarla dolu bir pist burası. Pistin tamamını neredeyse sola yatık bir şekilde tamamlıyoruz. Arkadaşlar, sol virajı, sola yatık olarak döneceğimiz çok fazla virajı var. Göreceksiniz lastiklerimizin sol tarafları da, sol yanakları da bayağı bir aşınacak yarış süresi boyunca. Uzun düzlüğü yok. Yani finish düzlüğü çok uzun değil. Onun için çok yüksek bir sürata ulaşamayacağız ama virajları iyi dönen kazanacak bu yarışı. Ve artık her şey hazır yarış için. Işıkların yanıp sönmesini ve yarışın başlamasını bekliyoruz. Son sıradan başlayacağız ve yükselebildiğimiz kadar yukarı yükselmeye çalışacağız. Işıklar yandı. Söndü ve yarış başladı. Evet, hadi bakalım. İyi bir çıkış yapmamız lazım. İlk virajda ayakta kalmamız lazım. En önemlisi, içeriden dahil oluyoruz. Yaslanıyoruz biraz. Güzel, çok güzel bir atak yaptık. Ama yerimizi koruyabilecek miyiz bakalım. Temas alıyoruz arkadan. Tamam, şu an hala temas halindeyiz. Burayı iyi geçmemiz lazım. Çok güzel. Sanki iyi döndük, evet. Gayet iyi döndük. İyi geçiyoruz bu bölümü. Espargaro bize doğru bir baktı şöyle arkasına. Yaklaşan tehlikeyi gördü tabii ki. Burayı dönüyoruz. Biraz savrulacağız maalesef. Eyvah. Tamam. Toparladık, toparladık. Bir atak geliyor ama vermeyeceğiz tabii ki yerimizi. Tabii ki vermeyeceğiz. Şu anki konumumuz fena değil, korumamız lazım. Çünkü çıkışta çok güzel bir atak yaptık. Yerimizi korumamız lazım. Evet, ilk turu 12. sırada bitiriyoruz arkadaşlar. Gayet iyi bir turdu bizim için. İyi atak yaptık. Keskin bir viraj. Yaklaşmamız lazım biraz ön tarafa. Pol Espargaro var önümüzde ve yaklaşıyoruz. Soluğumuz ensesinde, her an bir boşlukta atak yapacağız kendisine. Burada deneyeceğiz ve Alex Rins'e de atak yapabilir miyim diye bir baktım ama bu arada Espargaro geri aldı yerini. Burada bir daha deniyorum, yaklaşıyorum kendisine ama iyi korudu yerini. Şimdi bu düzlüğün sonunda bir atak daha deneyeceğim ona. Yani öyle bir kesti ki yolumuzu, bir an dedim herhalde gittik. Vermek istemiyor tabii ki o da yerini. Evet, atak denemelerimiz devam edecek. Alex Rins de var bu arada, ikisini birden deneyeceğiz burada hata tabii ki.
Evet. Toparlayabilirsek eğer, evet, gayet güzel toparladık. Sırada Aleix Espargaró var. Tamam, iyi geçiyoruz burayı da. Power'ı 2'ye düşürdük. Yakıt tasarrufu yapmamız lazım. Son turlarda ihtiyacımız olabilir. Burayı da iyi geçtik. Yalnız ön tarafa biraz yaklaşmamız lazım. Deniyorum ama ön tarafta hiç hız kesecek gibi görünmüyor arkadaşlar. Evet, bir kaza oldu orada. Marc Márquez ile Johann Zarco muydu o, bakamıyorum da artık. Viraj içerisindeyim şu anda, gözümü ayıramıyorum. Tabii onların kazaları işimize gelir derken Johan Mir de kaza yaptı ama o kadar hızlı kalkıyorlar ki kaza yapmalarıyla ayağa kalkmaları bir oluyor. Tabii biz kaza yaparsak eğer aynı şey bizim için çok geçerli olmuyor arkadaşlar. Sanki bir kaza daha olur gibi oldu ama öndeki kazalar bizim işimize geldi tabii ki. Artık biz dikkatimizi toparlayıp düzgün bir şekilde ilerlemeye çalışacağız. Çünkü o kadar fazla viraj var ki çok atak yapmamıza da izin vermiyor arkadaşlar. 7. sıradayız. Biraz aramız açıldı grupla. Kapatabilirsek onu kapatmaya çalışacağız ve mümkün olursa yerimizi korumaya çalışacağız en önemlisi. Peşimizdeler. Biz iki grubun ortasında gibi bir yerdeyiz şu anda. Ön grubu yakalamamız lazım ama bakacağız. Bir kaza daha oldu ama bize çok etkisi olmayacak o kazanın. Çok fazla kaza oldu haliyle bu kadar virajda temas halinde. Burada biraz savrulduk maalesef ki. Tamam, toparlıyoruz, çok önemli olmadı. Evet, öndeki grupla arayı nasıl kapatırız diye bakıyorum ama hiç yavaşlamıyorlar. Tabii ki haliyle. 5. turu bitiriyoruz. Yani bayağı, hatta sanki arayı açıyorlar gibi geliyor bana ama bakalım arkadaşlar toparlayabilecek miyiz? Çok iyi girmedik buraya da maalesef. Yani bir saniye, hatta saniyenin onda birinde bir hata yapsanız bütün çizginiz bozuluyor maalesef ve zaman kaybediyorsunuz artık. Saniyeler de çok önemli olduğu için ön taraf bir anda arayı açıyor sizinle.
Evet, 6. turu da bitiriyoruz. Bir yandan da gözüm yakıtta, power'ı 3'te tutmaya çalışıyorum mümkün oldukça ama... Bakalım nasıl olacak, ben de merak ediyorum. Sanırım böyle giderse bu şekilde bitecek bu yarış. Yani zorluyorum da kendimi biraz ama ön grup çok iyi gidiyor. Çok çok iyi gidiyor. Yani biz iyi gidiyoruz ama öndeki grup en az bizim kadar iyi gidiyor. Hiç aradaki mesafe kapanmıyor. Hani öyle açtırmadık da çok fazla diyeceğim ama bize yakın iki sürücüyle. Kapatamadık da hiç. Son tura girmek üzereyiz. Neyse, yani yerimizi de korusak yeterdi çünkü şampiyonadaki durumumuz çok iyi biliyorsunuz. O yüzden yerimizi korusak bile şu an bizim için gayet iyi. Yeter ki puanla ayrılalım. İyi dönüyoruz, iyi geçiyoruz buraları. Final turundayız. Sanırım bu şekilde bitireceğiz yarışı arkadaşlar. Evet. Yarışın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Ya bu arada yakıtı da neredeyse bitirdik zaten. Ama yarışta bitti arkadaşlar. Puan almayı başarıyoruz. Zor oldu biraz bizim için. En iyi süreyi biz yapmışız herhalde. Bakıyorum. Evet. En iyi süre bizde 1.23.792 ile. Ama tabii ki yeterli olmamış. Bu yarışta pole pozisyonunda başlayan, ön sıralarda başlayan daha avantajlı oldu. Çünkü virajlarda çok mümkün olmadı atak yapmak. Evet. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Şampiyonada Ducati. Bizim Ducati Lenovo'muz ikinci sıraya düştü. Bu yarış sonrasında Jack Miller ve Bagnaia iyi bir pozisyon aldılar çünkü. Ama markalarda Ducati kendisi birinci yine arkadaşlar. Evet, topluyoruz paramızı. Tecrübemizi, ünümüzü, reputation'ımız falan arttı. Ve Ducati performansımızdan memnun olduğu için mühendislerimizin sayısını 11'den 13'e çıkaracak. Bu bizim için çok iyi. Motosikletimizin gelişimi için gelişmesi lazım biliyorsunuz. Evet arkadaşlar, 7. sırada bitirdik. Bagnaia 1. oldu. Quartararo 2. ve Jack Miller 3. Bagnaia ve Jack Miller'ın 1. ve 3. olması onların Ducati Lenovo takımını bizim takımımızın önüne geçirdi. Biz tek sürücüyüz biliyorsunuz. Onlar iki sürücüler. Ama sürücüler klasmanında tabii ki 1. sıradaki yerimiz sol alt köşede görüyorsunuz devam ediyor. Hem de ciddi bir farkla devam ediyor. 7. sırada bitirdik bu yarışı.
Güzel, keyifli bir yarıştı bizim için. Çok fazla kaza oldu. Kazalar biraz bizim işimize de geldi. Ama çok istediğimiz atakları maalesef yapamadık. Çok iyi sürdü öndeki grup bu arada. Yani arkalarda kaza çok oldu. Biz biraz öne geçtik ama ön grupta hiç fırsat vermedi onlara yaklaşmamıza. Son sıradan başladığımız, 23. sıradan başladığımız yarışı 7. sırada bitiriyoruz. Teşekkür ediyoruz bizleri izlediğiniz için. Bir sonraki yarışta Hollanda'da olacağız. Hollanda'da piste çıkacağız. Sizleri de bekliyoruz oraya. Tekrardan teşekkür ediyoruz bizleri izlediğiniz için. Bir sonraki yarışta buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Eyvallah.